280 kilo dünya rekoru. İki dünya rekoru birden sekme ve topla. İlk dünya rekorunu kırdığında sadece 15 yaşındaydı. Film gibi bir operasyonda kaçırılıp Türkiye'ye getirildi. Sonrası bir şampiyonluk romanı gibiydi. Time dergisine kapak oldu. 8 kez dünya şampiyonluğu madalyasını kazandı. Bir kuşağın kahramanı Cepherkülü Naim Süleymanoğlu'ndan bahsediyoruz. Naim Süleymanoğlu'nun hayatı film gibiydi adeta. İçerisinde sayısız başarılar, casusların birbirine operasyon yaptığı maceralar ve herkesi hüzne boğan kederli bir son vardı. Bir de sonradan ortaya çıkan küçük bir çocuk. Bulgaristan'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı Kırcaali'de 1967 yılında bir maden işçisinin oğlu olarak dünyaya geldi Naim Süleymanoğlu. İlk olarak güreş ve futbola ilgi duysa da vücut yapısı incelenerek haltere yönlendirildiğinde 10 yaşındaydı. Komünist Bulgar rejiminin katı uygulamaları, disiplini ve kendi azmiyle kısa sürede başarılar elde etmeye başladı Naim Süleymanoğlu. 1982'de Brezilya'da düzenlenen Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda hafif siklette dünya rekoru kırdığında sadece 15 yaşındaydı. Ancak Naim adına yarıştığı ülkeden memnun değildi. Rejim katı sert ve ırkçıydı. Adı bile 1985'te Naum Shalamanov olarak değiştirildi. Süleymanoğlu, dönemin Bulgaristan Devlet Başkanı Todor Zhivkov'un Türk kökenlilere yaptığı asimilasyon politikasından da oldukça rahatsızdı. Önce Bulgarların güvenini kazandı. Kaçmayacağı intibasını uyandırdı. Ardından harekete geçti. O andan itibaren casusluk filmlerini aratmayan bir macera başladı. 15 yaşındayken Brezilya'daki Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda 2 altın madalya alarak şampiyon olan Süleymanoğlu, 16 yaşında rekor kırarak yine şampiyon oldu. Böylece halter tarihinde en genç dünya rekortmeni unvanını aldı. 1983-1986 yılları arasında gençlerde 13, büyüklerde 50 olmak üzere tam 63 rekor kırarken yine bu dönemde dünya ve Avrupa'da şampiyonluklar yaşadı. 1984, 1985 ve 1986'da dünyada yılın haltercisi seçildi. 180 kilo dünya rekoru, iki dünya rekoru birden sekme ve topla. Bulgarların sürekli göz hapsinde tuttuğu Naim Süleymanoğlu aradığı fırsatı 1986 yılında buldu. Dünya şampiyonası için Bulgar milli takımının yıldızı olarak geldiği Avustralya Melbourne'de kaçmayı başardı. Bunu öğrenen Bulgarları sporcularının teröristler tarafından zorla kaçırıldığı haberini yayıp kara propagandaya başlarken Türkiye medyası Süleymanoğlu'nun siyasi iltica hakkı istediğini duyurdu. Cepherkülü Avustralya polisi tarafından bulunduğunda siyasi iltica hakkı isteyeceğini, bunun için Bulgar milli takımının Avusturya'dan gitmesini beklediğini söylüyordu. Herkes onun Avustralya'ya sığınacağını düşünürken, Süleymanoğlu daha önce kararlaştırdığı gibi Melbourne'deki Türk Büyükelçiliğinden iltica hakkı isteyecekti. Ancak pasaportunda Bulgarların koyduğu Naum Shalamanov ismi yüzünden elçilik yetkililerince önce reddedildi bu talep. Sonrasındaysa kabul edildi. Süleymanoğlu bir söyleşisinde kaçışını şöyle anlatacaktı. Bir müsabaka için Avustralya'ya gittik. O gün karar verdim. İşte buradan giderim diye. Başarımın bir parçası da bu kaçma ırsağı. Bana o kadar güveniyor ki hükümet, kaçamayacağım konusunda kupayı alıp kaçacağım dedim. Aklımda halteri kaldırırken hep kaçmak var. İlgi çekmemem lazım bir taraftan ama çok zordu. Sonra şampiyon olunca ben kutlamaya gittik bir otele.
Sigara içmek için dışarı çıktığımda orada o gün tanıştığım Türk arkadaşlarımla kaçtım ve konsolosluğa sığındım. Avustralya'nın Süleymanoğlu'nun ülkeden ayrılmasına izin vermesi Bulgaristan'ı çıldırttı. İki ülke hırsızlıkla suçlandı. Bulgarların ölüm tehdidi ve ajanlarının takibine rağmen Cep Erkül'ü Türk pasaportuyla çok sıkı güvenlik önlemleri altında Avustralya Hava Yolları uçağıyla Londra Havalimanı'na indi. Ancak burada da onu büyük bir macera ve tehlike bekliyordu. Ajanlar uçağını düşürmek istedi. Süleymanoğlu Londra Büyükelçiliği'ne geldiğinde kapıdaki Bulgar ajanlar babasının ağzından sahte olarak geri dön mesajı gönderdi. Ancak artık geriye dönüş mümkün değildi. Her şey göze alınmıştı. Bulgarlara karşı şaşırtma operasyonu yapıldı. Yola iki araç çıktı. İlkine Süleymanoğlu'na benzeyen Büyükelçilik aşçısı bindirildi. Ajanlarla Londra sokaklarında kovalamaca yaşanırken Naim diğer araçta havaalanına ulaştı. Ancak burada başka bir tehlike daha vardı. Bulgarların Yunanlılarla anlaştığı istihbaratı sonrası uçağı düşürmelerini engellemek için 4 saatlik yolculuk 17 bin fitte gerçekleşti. İki ülkenin hava sahasını kapatmasına rağmen Özal kararlıydı. Her şeye rağmen yola devam edilmesini istedi. Tüm bu operasyonun arkasındaysa dönemin başbakanı Turgut Özal vardı. Karar verdi, uyguladı ve yönetti. Avustralya ve Londra'daki operasyonun ardından Süleymanoğlu Özal'ın talimatıyla Milli İstihbarat Teşkilatı ve Dışişleri Bakanlığı'nın gizli operasyonuyla Türkiye'ye getirildi. 13 Aralık'ta Başbakan Turgut Özal'ın gönderdiği özel uçakla gizlice Ankara'daki askeri üsse indirilen Süleymanoğlu, tüm bu yaşadıklarından sonra yurda ayak basar basmaz vatan toprağını öptü. Naim Süleymanoğlu, Türkiye'ye ayak bastığında Özal basın toplantısındaydı. Kendisine verilen notu okuduktan sonra Naim'in geldiğini duyurdu. Alkışlar arasında salona giren Naim Süleymanoğlu, Özal'ın elini 3 kez öptükten sonra defalarca kucaklaştı. O andan itibaren Özal'ın manevi oğlu olarak görülen Naim Süleymanoğlu, bu kaçışıyla birlikte Bulgarların zulmünü herkese duyurdu. Evet, Naim Süleymanoğlu büyük ve gizli bir operasyonla Türkiye'ye getirildi. Ancak ortada büyük bir sorun daha vardı. O zamanki yönetmeliğe göre milli bir sporcunun başka bir ülke adına yarışabilmesi için aradan bir yıl geçmesi ya da önceden yarıştığı ülkenin izin vermesi gerekiyordu. Ancak Bulgarların buna izin vermesi pek de mümkün değildi. Yine Özal devreye girdi. Bulgarları nasıl ikna edeceğini biliyordu. Cardiff'te Bulgaristan hükümetine örtülü ödenekten yaklaşık 1 milyon 200 bin dolar ödendi ve sorun çözüldü. Bir nevi rüşvet verildi. Naim Süleymanoğlu, Türkiye adına ilk kez Cardiff'teki Avrupa Halter Şampiyonası'nda yarıştı. 1988 Seul Olimpiyatlarında 60 kiloda sahneye çıktı. Koparma ve silkmede 6 dünya 9 olimpiyat rekoru kırdı. 342,5 kilo kaldırarak altın madalya kazandı. O dönemde gergin olan Türkiye-Bulgaristan ilişkileri Naim Süleymanoğlu sebebiyle daha da gerildi. ...1988 yılında Seul'deki performansı dünya çapında bir ün kazanmasını sağlamış ve ünlü Time dergisi Naim Süleymanoğlu'nu aynı yıl kapak yapmıştı. Ünlü halterci o günleri yıllar sonra bir söyleşide böyle anlatacaktı. Yıldız hastalığına tutuldunuz mu sorusuna böyle cevap verdi. Evet, yıldız hastalığına tutulmak deriz biz bunu aramızda. Tutuldum tabii, hem de nasıl, 15 yaş ne demek. Hocam hemen toparladı ama beni. Atlattım ama atlatmasaydım diğer başarılarım asla gelmezdi. Yahu hissettiğim şey ben oldum, harikayım duygusu, egon tavan oluyor. Ama kaç sporcu tanıyorum işte bunu atlatamayıp kaybolan.
Süleymanoğlu rekorlarımı Türkiye'm için kıracağım dedikten sonra Seul yolunda sarılık geçirdi. Özal'ın talimatıyla İran'dan getirilen bir doktor tarafından tedavi edilen Süleymanoğlu, olimpiyatlarda 9 dünya 6 olimpiyat rekoru kırdı. Böylece Türkiye'ye olimpiyatlar tarihinde güreş dışında ilk altın madalya kazandıran sporcu oldu. ...1,47 metre boyuyla Türkiye'yi 60 kiloda temsil eden, 1989'da dünya şampiyonluğu kazanan Naim Süleymanoğlu, 22 yaşında zirvedeyken emeklilik kararı aldı. Ancak bu karar uzun sürmedi. 1991'de tekrar haltere döndü ve 1992 Barcelona Olimpiyatlarında altın madalya kazandı. ...1996 Atlanta Olimpiyatlarındaysa jübile yapma kararı aldı. Yunanlı rakibini yenerek altın madalya kazandı ve olimpiyat şampiyonu olarak jübile yaptı. Ancak iki defa denemesine rağmen halteri zirvede bırakmayı başaramadı Naim Süleymanoğlu. 2000'de Sydney Olimpiyatlarında tekrar geri döndü ama sakatlığı nedeniyle 3 denemede de 145 kilogram ağırlığı kaldırmakta başarılı olamadı. Muhteşem kariyerine yakışmayan bir sonla 33 yaşında haltere veda etti. Aynı yıl Uluslararası Halter Federasyonu As Başkanlığı'na seçildi. Halter kariyerine veda eden Naim Süleymanoğlu geride büyük bir başarı hikayesi bıraktı. 15 yaşında dünya rekoru kırdı. 1984, 1985 ve 1986 yıllarında dünyada yılın haltercisi seçildi. 3 kez olimpiyat, 8 kez dünya şampiyonu oldu. 46 dünya rekoru kırdı, kendi kilosunun 3 katından fazla ağırlık kaldırarak efsane oldu. Spor otoritelerine göre tüm zamanların en iyi haltercisiydi. Başarısı onu Time dergisinin kapağına taşıyacak kadar büyüktü. Onun hikayesinden birçok kişi ilham aldı. Onlardan biri de ondan 3 yıl sonra aynı şekilde Bulgaristan'dan gelerek Türkiye'de halterde pek çok madalya kazanan Halil Mutlu'ydu. Süleymanoğlu'nun halter kariyeri bitince siyasete yöneldi. 2004 ve 2007 yıllarında MHP'den belediye başkanı ve İstanbul milletvekili adayı oldu ancak kazanamadı. Yıllar sonra spordan sonraki hayatını ve maddi durumunu bir söyleşisinde böyle anlatacaktı. "Yok, ahım şahım paralar kazanamadım. Şimdi bir şampiyonada daha çok şey hediye ediliyor ama fena da değildim. İyi yaşadım. Asla hiçbir zaman öyle bir para batırmadım. Olmadı. Kötü haberler bilerek çıkarıldı hakkımda. Evet, gece kulüplerine gittim, eğlendim, bir koruma ordusuyla dolaştım ama gece hayatında kazandıklarımı yemedim. Ben bu suçlamalara ya da iftiralara yanıt vermedikçe de azıtıp iyice yazdılar, farkındayım. Hala gayrimenkullerim var. Antalya'da özellikle ve başka şehirlerde. Ha, bir ara nakde ihtiyacım oldu, ona diyecek yok. Toprağım var ama piyasa sıkışıktı, satamadım. Vallahi kız arkadaşlarım oldu o dönem. Ama hiç öyle onlara araba alayım, ev alayım diye bir hediyem olmadı. İzin vermiyorlar ki. Normal hayatı senin gibi yaşamana izin vermiyor. Dolmuşa binmek istiyorum ya da sokakta senin gibi rahat olma lüksüne sahip olmak. Ama olmuyor. Bak, geçen gün dolmuşa bindim. Biri ötekine dedi ki, aa, bu Naim Süleymanoğlu. Ötekinin cevabı, yok ya, onun ne işi var dolmuş. O bir devirdi. Yaşandı bitti, dolmuşa layık görmüyorlar. Sporu bıraktıktan sonra Naim Süleymanoğlu için artık o şampiyonluk günleri ve şan şöhret geride kaldı. O eski halinden, görüntüsünden eser kalmadı. Kilo aldı, özel hayatı ve beslenme alışkanlığından mı bilinmez kısa sürede sağlığı bozuldu. İlk kez 2009 yılında hastaneye kaldırıldı. Akciğer ve karaciğerinde sorun vardı, kalbi %40 verimle çalışıyordu. Naim Süleymanoğlu tedavisinin ardından taburcu edildi. Ancak iyileşemedi. Yıllar sonra tekrar rahatsızlandı ve bu kez durum daha ciddiydi. 25 Eylül 2017'de Bakırköy Devlet Hastanesi'ne başvurduğunda yıllar sonra tekrar gündeme geldi. Siroza bağlı karaciğer yetmezliği vardı ve acilen nakil olması gerekiyordu.
Hastaneye gittiği haberiyle birlikte tüm Türkiye seferber oldu. Hemen özel bir hastaneye sevk edildi. 6 Ekim'de de karaciğer nakli oldu. Her şey düzeldi diye düşünülürken birkaç hafta sonra acı haber geldi. Tedavi nakil işe yaramadı. Süleymanoğlu 18 Kasım 2017'de hastanede hayatını kaybetti. 50 yaşında yaşama veda etti. Ölüm haberi tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. Görkemli bir vedayla son yolculuğuna uğurlandı Süleymanoğlu. Süleymanoğlu'nun hikayesi öldüğünde de sona ermedi. O veda ettikten sonra herkesi şaşırtan bir gerçek daha ortaya çıktı. Naim'in toprağa verilmesinden sonra Japon bir genç kız ortaya çıktı. Ve ünlü haltercinin babası olduğunu iddia etti. İddiaya göre 1991 Seul Olimpiyatları sırasında Japon Kyoto Mori isimli bir gazeteciyle yakınlaşan Süleymanoğlu'nun bu ilişkiden bir kızı olmuştu. Süleymanoğlu'nun diğer kızları da buna itiraz etti. Sonunda babalık davası açıldı ve maalesef ünlü haltercinin mezarı açıldı. DNA testi Japon Sekai Mori'nin Naim'in kızı olduğunu tescilledi. Film gibi hayata bir halka daha eklendi. Bu test sonrası Süleymanoğlu'nun diğer kızları da ablalarını kabul etti. Zaten ünlü haltercı ölmeden birkaç yıl önce verdiği söyleşide bu durumu kabullenmişti. 4 çocuğu olduğunu, birinin yurt dışında kaldığını bu sözlerle itiraf edecekti. Evlenmedim ama itiraf edeyim, çocuklarım var. Benim soyadımı taşıyan hem de 4 tane. 3 kız bir anneden. Onlar Türkiye'de ve annelerinin yanında kalıyor. Biri de yurt dışında annesinde kalıyor. Öyle gerekti. Ha, illa olmalı mı nikah? Zannetmiyorum ama saklamak istedim. Ama bugün söyleme ihtiyacı duyuyorum. Zürriyetsiz değilim. Özel hayatımda gündeme gelmek istemedim. Herkesin kendine göre bir sebebi vardır. 50 yıla sayısız başarı, macera dolu bir kaçış hikayesi, dünya gündemine oturan bir kariyer sığdırdı Naim Süleymanoğlu. Geriye işte bu başarılar kadar erken biten hüzünlü hikayesi kaldı.